dokundum. Ben hayvanı yürütüyorum. Ben kaçacak oradan yavaş yavaş. Önce ayaklarından ipi bağlayalım. Kaçacak onu sen yakalayalım. Kafasına doğru sakın hamle yapma. Elden ele şu ipi alırsak size zahmet arkadaşlar. Daha iyi. O zaman çubuğa alalım aracı. Kartıya mı koyuyor? Ben. Ben alalım. Tamam. Böyle. Bir yeri daha alayım. Hazır. Var. İki tane. Anlıyorsun be. Bence güzel iyice düşürdü. Yaslayalım yere. Zeytin. Zeytin. Beslemeyi sürekli havuzun içerisinde yaptık. O nedenle şu an balık arıyor. Yönlendirin kadar. Dönecek zaten. Aferin sana be. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin sana. Tamam. 298.4 kaydettiniz. Tamam. Yine aynı, herkes aynı yerden tutuyor. 1, 2, 3. Tamam mıyız? Kurtardık mı? Tamam. Yavaşça indir. Tamam, platform gelecek şimdi. Tamam. Tamam.
Foça ve Karaburun bölgesinde yaşadığı tahmin edilen 20 ila 40 civarında bir Akdeniz foku popülasyonu var. Ege Adalar bölgesinde yaklaşık 400 civarında bir fokun yaşadığı tahmin ediliyor. Tabii ki bunlar hep tahminlerden ibaret. Dünyada da 800 ila 1000 civarında bir fokun yaşadığını düşünüyoruz. Akdeniz fokundan bahsediyorum. Akdeniz foku genel olarak Akdeniz havzasında yaşıyor. Antalya kıyılarımızda da 100-150 tane civarında bir popülasyonun olduğundan bahsediliyor. Genel olarak mağaralarda insanlardan uzakta kalmayı tercih ediyorlar. Bu bizim için çok önemliydi. Şöyle ki, dünyada sayısı gittikçe azalan ve ciddi derecede koruma önlemleriyle korunmaya çalışan bir popülasyon. Ve bizim kıyılarımızda, Foça'da özellikle zaten ismi de oradan gelmektedir, foktan gelmektedir. Çok değer verdiğimiz bir canlı. Daha önce dönem dönem yavrular ve ölü hayvanlar kıyıya vuruyordu. Denizden yetişkin olarak alınıp da rehabilite edilip salınabilen hayvan sayısı çok az. Belki de bu Türkiye'de bir ilk de olabilir. Bu anlamda bunu da gurur duyarak söylüyoruz. Hayvanımıza hiçbir zarar vermeden alıp, iyileştirip, tekrar gücüne kavuşturup salmak bu anlamda hem bizim için önemliydi hem de dünya için önemliydi. Bir dişi olması, üreme yeteneğine sahip olması ve kaybetmemiş olmamız, yani çünkü bu hayvanlarda bir tane bireyin bile kaybolması, yok olması büyük bir kayıp dünya için. Veteriner hekimler tarafından hemen ilk yardımına başlandı. Boyu ölçüldü 2 metre 15 santim uzunluğunda. Kilosu ölçüldü yaklaşık 90 kilo civarında bir kilosu vardı ve hemen tedavi alındı. O gece röntgeni çekildi, diğer yapılması gereken işlemler yapıldı ve beslenmeye başlandı. Yani çok fazla bizimle kalmasını istemiyorduk, insana alışması da. Çünkü onun daha sonrasında rehabilitasyonunu zorlaştıracak bir durum. O nedenle de çok hızlı bir tedavi süreci tamamlandı. Ahtapot getirdiğimizde ise inanılmaz derecede heyecanlandı ve ahtapota adeta üzerine atladı. Ve birkaç dakika içerisinde 5 tane ahtapotu yedi. Sonrasında ahtapotları yedikten sonra iştah geldi. Kendisini toparladı ve denizden arkadaşlarımız, burada şundan da bahsetmek istiyorum. Doğal Yaşam Parkı'ndaki bakıcılarımız gönüllü oldular. Denize gittiler, balık avladılar ve canlık balık ya da taze balık. Pek çok türde balık getirdiler ve bu 3 günlük süreçte 20 kilodan fazla balığı da tüketti. Taze deniz balığını. Ve kendini toparladı. Veteriner hekimlerimiz de yapılması gereken ilaçları, yapmaları gereken enjeksiyonları yaptılar ve yeniden bugün denizde buluşturduk. Doğal Yaşam Parkı 15 yaşında bugüne kadar 7000'den fazla hayvanı tedavi edip yeniden doğayla buluşturduk. Fakat ilk defa bir Akdeniz foku bize tedaviye geldi ve onu doğaya yeniden kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi hem karada hem de denizdeki canlılara elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor.